Şerifen Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle çeyiz için model arayanlara özel bir örgü modeli hazırladım. Her türlü bayan ve bebek örgüsüne kullanabilirsiniz. Özellikle bayan örgülerinde çok şık duran bir model. Bu model hem orta kalınlıkta iplere hem de angora iplere uygundur. Modelimiz 7 ilmekle yapılıyor. 7 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 7, 14, 21 şeklinde. En son 2 tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. 2 model için 7 artı 7, 14 ilmek. 2 kenar ilmeği ile birlikte 16 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümün ön yüzü. Bazı izleyicilerimden başlangıç ipiniz örgünün başında sağ tarafta kalıyor, aklımız karışıyor şeklinde sorular geliyor. Öncelikle lastik hazırlamanız gerektiği için lastiği arka tarafta örerek bitirmelisiniz. Sonra modele ön yüzde başlamanız gerekiyor. Ben lastik kullanmadan model anlattığım için direkt örgüme başlıyorum. Burası sizin kafanızı karıştırmasın. İlk sıradayım. Örgünün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Devamındaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters olarak örüyorum ve 5 ilmek düz olarak örüyorum. Son kalan 2 ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Modelimin ikinci sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi düz, sonraki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada ilmekleri aynen oldukları gibi örerek devam ediyorum. Çok çabuk ilerleyen, yapması çok kolay ve bir o kadar da gösterişli bir model. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Baştaki 2 ilmeği tekrar ters olarak örüyorum. Devamındaki 5 ilmeği düz olarak örüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi aynen oldukları gibi örmeye devam ediyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Modelimin 4. sırasındayım. Başlangıçtaki 2 ilmeğim düz olarak örülüyor. Sonraki 5 ilmek ters. Bu sırada ilmeklerimi aynen oldukları gibi son kez örüyorum. 4 sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası modelimin 5. sırası. Burada modelimi kuruyorum. Başlangıçtaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. 5 tane olan düz ilmeğe gelince önce 1 tane ilmek doladım. Sonra ilk ilmeği ters olarak ördüm. Devamındaki 1, 2, 3 ilmeği ters örerek topladım. Ve son kalan ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 tane ilmek artırdım. Aradaki 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Önce 1 ilmek artırdım. 1 ilmek ters ördüm. Modelimin tam ortasındaki kalan 3 ilmeğimi ters örerek topladım. Ve son ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 ilmek artırdım. Kalan 2 ilmeğimi ters ördüm. Örgümün arka tarafındayım. 6. sıradayım. 2 ilmek düz, sonraki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Arka tarafta modelimiz bitene kadar 2 ilmek düz, 5 ilmek ters şeklinde örülecek. Başka herhangi bir değişik işlem yapılmıyor. Sonraki 5 ilmeği ters ördüm. En sona kalan 2 ilmeği düz ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Modelimin 7. sırasındayım.
Baştaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sonraki 5 ilmeğe geldim. Bu 5 ilmeğin ilkini düz olarak ördüm. Sonra bir tane ilmek artırdım. Devamındaki 3 ilmeği ters örerek topladım. Tekrar bir ilmek artırdım. Kalan bir tane ilmeğimi düz ördüm. Arada 2 tane ilmeğimi ters olarak devam ettim. Sonraki 5 tane düz ilmeğe geldim. İlkini düz olarak ördüm. Sonra bir ilmek artırdım ve devamındaki 3 ilmeği ters örerek topladım. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi örgümün arka tarafındayım. 8. ve son sıradayım. Baştaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmek düz olarak örüyorum. Devamındaki 5 tane ilmeği ters örüyorum. En son kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Bundan sonrasında ilk başlangıçta yaptığım işlemleri tekrar etmem gerekiyor. 4 sıra herhangi bir işlem yapmadan ilmekleri aynen örüyorum. Ön sırada 5. sıraya geçince modelimi kurarak devam ediyorum. Ben çift katlı angora iple modelimi çalıştım. 3,5 numaralı şiş kullandım. Bakın angora ipe de oldukça yakışıyor. Çok zarif duran bir örgü modeli. Yelek, şal, hırka, kazak gibi birçok örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burası da örgümüzün arka tarafının görünümü. Herkese kolay gelsin.